Şiir demek nasıl şiir? Hocam siz severim de. Bizim zamanımızda öğrenciyken kütüphane biliyorsun ben. Evet, evet. Bir de hatta asistan olduk biz. İngiliz dili yok. Shakespeare'in evet, İngilizce. Çalışmaları. Bak, gelinim de tıp şey uzmanlıkları inşallah bitecek. Yani. İnşallah. İnşallah. Yani. Hasan kardeşimizin sosyal medyada mesajını görünce hakikaten biz de heyecanlandık. Böyle azimle çalışarak insanın neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden birisi. Hem tabii ki kendisinin bu anlamıyla genç kardeşlerimize, çocuklarımıza örnek olması açısından da çok büyük önem arz ediyor. Aynı zamanda da bizim yani çalıştığı kütüphanenin bugün üniversitemizde böyle çok güzel bir eser olarak hizmet sunması da ayrıca kendisini de sanırım heyecanlandırıyor. Çünkü burada çalışıp sonuçta böyle bir kütüphaneye de kütüphaneyi üniversiteye kazandırmak üniversitemiz açısından da önemli. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin alanında çok başarılı bir fakülte olduğunu kendisi araştırmış ve dolayısıyla tercihini bizim üniversitemizde kullandığı için ayrıca biz bu konuda da oldukça sevindik. Ben Hasan kardeşimize bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum. Öncelikle buranın inşaatında çalışıp sonrasında burada tıp fakültesi öğrencisi olarak ders çalışmak inanılmaz güzel bir duygu. Olayın detaylarına gelecek olursak da yaz aylarında ailemin yanında aileme yardımcı olurdum genelde. Fırsat bulduğum kadarıyla da farklı işlerde aileme destek olabilmek için çalıştım. Birkaç farklı işte çalıştım. Yine bir inşaat şirketinde çalışırken arkamızda görmüş olduğunuz kütüphanenin de inşaatında çalıştım. Sonrasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. İnşaatta çalıştıktan sonra ara verdim çalışmalara. Sonra üniversiteye hazırlandım ve üniversiteyi kazandım. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Akabinde burada ders çalışmaya geldiğim zaman, burası açıldığı zaman çok güzel duygular hissettim. Beni inanılmaz mutlu etti. Burada inşaatında çalışmış olduğum bir yerde tıp fakültesi öğrencisi olarak ders çalışmak inanılmaz güzel bir duyguydu. Tabii ki bu aşamalarda hani orada bir inşaat işçisi olarak çalışırken tabii ki de hepsinin başımızın üstünde yeri var. O aşamadan sonra burada tıp fakültesini kazandıktan sonra şimdi gerek bölümüm için derslerime çalışmam, gerekse okul bittikten sonraki uzmanlığım için gireceğim TUS sınavına yönelik çalışmalarımda hayatın insanı azmedince, çalışınca nereden alıp nereye götüreceğini görmüş oluyorum. Ve benim için çok güzel hissiyatlar, ailem için de çok gurur verici şeyler. Zamanında inşaatında çalışıp para toplamaya, para biriktirmeye çalıştığım yerde şimdi doktor olarak derslerime çalışmak ve okul sonrası için, uzmanlığım için çalışmak inanılmaz iyi hissettiriyor. İnsanın azmedince, çalışınca, kendine güvenince, hedefine odaklanınca neler başarabileceğini çok farklı örnekleri var. Ben de kendi adıma küçük bir örneğim bunun için. Kendi başarı hikayemde, yani buranın inşaatında çalışıp sonrasında burada bir tıp fakültesi öğrencisi olarak ders çalışmak açısından baktığımız zaman insanın bulunduğu yeri ya da imkanları küçümsemeyerek elinden geldiğini yaptıktan sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Ben buna inanıyorum. Ve genç kardeşlerimize veya başka alanlarda çalışan insanlara tavsiyemdir. Herkes azmederek, çalışarak, inanarak yaptığı takdirde, işlerini yaptığı takdirde ulaşmak istedikleri neticeye varacaklardır. Buna inanıyorum. Ben bir tane söyleyeceğim. Ağlı olan bu mu? Bir tane çok ağlı. Evet, bu da çok ağlı.